TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler, Siirt'in Pervari ilçesinde askeri araç devrildi ve maalesef iki askerimiz şehit olurken 7 asker de yaralandı. Alınan bilgiye göre Doğanköy'deki üst bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 9 asker bölgeye sevk edilen helikopterlerle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahale edilen yaralı askerlerden ikisi şehit oldu. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi. Sirtili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada iki jandarma personelimiz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik de hastanede yaralı askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgiler aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Atik, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri personeli taşıyan askeri aracın devrildiğini söyledi. İlimiz Pervari ilçesi Doğan Köyü'ndeki üst bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerimizin nöbet değişimi için yola çıkan İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı 2. Jandarma komando taburuna bağlı personelimizi taşıyan kirpi marka zırhlı aracımızın Pervari çıkışı Doğan Köyü'ne doğru olan çıkışında kaza yapması sonucu iki askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. 6 tane de yaralımız var. Şu an için yaralılarımızın durumu iyi. Kritik durumda olan yaralımız yok. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifa dileklerimizi iletmiş olalım. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde bir mahalle ve 6 bina karantinaya alınırken 5 binada ise karantina uygulaması kaldırıldı. Hayvan pazarının da açılmasına karar verilen İl Hıfzıssıha Kurulu, müşteri ile satıcının geleneksel yollarla uyguladığı el sıkışma metodunu yasakladı. Şanlıurfa İl Hıfzıssıha Kurulu koronavirüs salgınıyla ilgili yeni karantina kararlarını aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre Bozova, Birecik, Karaköprü, Eyübiye ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bozova'nın Kırağalı Mahallesi'nin tamamıyla Birecik'in merkez, Karaköprü'nün Atakent, Seyrantepe, Eyübiye'nin Hayati Harrani, Süleymanşah ve Viranşehir'in yeni mahallelerindeki 6 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Siverek ve Viranşehir ilçelerinde ikişer bina ile Eyübiye ilçesinde bir binada ise karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildi. 1 Haziran itibariyle hizmete açılan hayvan pazarında hayvan satıcı ile alıcı arasında el sıkışarak anlaşmaya varılması da yasaklandı. Pazarlıklar geleneksel olarak el sıkışma metoduyla yapılamayacak. Girişlerde el dezenfektanı ile ateş ölçer cihazının bulundurulmasına karar verildi. Maske kullanımının zorunlu olduğu pazarda sosyal mesafeye uyulma zorunluluğu olduğu, zabıta ve güvenlik görevlerinin de pazar içerisinde sürekli denetim yapacağı vurgulandı. Ve normalleşme adımları kapsamında dün başlayan yurt içi uçuşları bugün de devam ederken Türk Hava Yolları 4 Haziran'dan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlarını artırarak aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 34 şehre uçuş başlatacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Nisan ayının ilk haftasında tüm iç ve dış hat seferlerine ara verilmiş, virüsün kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte ise normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon olmak üzere 5 ilde tarifeli uçuşlar başlatılmıştı. Dün başlayan tarifeli iç hat uçuşları bugün de devam etti.
Normalleşme adımları kapsamında Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamayla 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Türkiye'nin 34 iline sefer başlatılacağı açıklandı. Bu tarihten Türk Hava Yolları Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'a uçuş başlatacak. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında getirilen kısıtlanmalar sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları da 4 Haziran 2020 tarihi itibariyle yurt içinde 27 destinasyonda 39 hatta uçmaya başlıyor. Pegasus Hava Yolları İstanbul Sabiha Gökçen'den Antalya, Ankara, İzmir, Adana, Bodrum, Trabzon, Van, Dalaman, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Gazipaşa, Hatay, Konya, Malatya, Samsun, Muş, Ordu, Giresun, Sivas, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Erzincan, Mardin ve Kars'a uçuş gerçekleştirecek. Ayrıca İzmir'den Adana, Ankara, Mardin, Elazığ, Kayseri, Samsun ve Trabzon'a, Adana'dan Trabzon, Antalya, Bodrum ve Van'a, Ankara'dan ise Antalya ve Bodrum'a uçacak. Ana haber bülteni devam ediyor ve haber konuğumuz var. Konuğumuz Viranşehir Belediye Başkanı Sayın Salih Ekinci. Dün Viranşehir'de bir belediye meclis toplantısı vardı ve tıpkı birçok şehirde yaşandığı gibi bu meclis toplantısında da bazı sorunlar yaşandı. Sayın Salih Ekinci de bu konuya ilişkin açıklamalar yapmak üzere şu anda stüdyo konuğumuz. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yaklaşık 13-14 aylık bir belediye başkanlığı söz konusu. Bu süreçte tabii ki ana haber bültenlerinde de ara ara izliyoruz. Viranşehir için yapılan ve yapılacak çalışmaları da takdirle karşılıyoruz. Teşekkür ederim. Dün meclis toplantısı vardı ve birçok belediye gibi sizler de bu zorlu süreçte İller Bankası'ndan çok düşük bir faize gelen bir krediye başvurdunuz. Evet. Herhalde bununla ilgili bir olumsuzluk yaşanmış. Açıklama yapmak istediniz. Neler söylemek istersiniz? Hepinizin bildiği gibi 31 Mart yerel seçimlerinde 2019'da Viranşehir halkı bizi belediye başkanı olarak seçti. Ve bu da bizim için büyük bir onur ve şereftir. Hem halkımıza hem şehrimize hizmet etmek ki bu 20 yıldan sonra bir iktidar partisinin mensubu olarak bu belediyeyi kazanım olarak Viranşehir'e sağlamak. Evet, dün biliyorsunuz bir meclis yaptık olağanüstü. Biliyorsunuz pandemi süreci geçiriyoruz. Koronavirüs süreci var. Bir 3 aydır bunu geçiriyoruz. Ve 3 aydır belediyelerimizin geliri, herkesin bildiği gibi gelirlerimiz vergi payının %6'sı ve gelirlerimiz çok düştü. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz belediyelerimize güzel bir kredi olanağı açtılar. Ve bu kredi sadece işçi ve kadrolu memurlarımızın maaşı, 3 katı maaşı kadar bir kredi olacaktı. Biz de emekçimizin alnı teri kurumadan emeğin hakkını vermek için en azından maaşlarını ödeyelim, aksamasın diye bu meclise getirdik bunu bu kredi için ve 4 milyon gibi komik bir rakamdı bu. Sadece işte 3 ay boyunca gelen kısıtlı parayla en azından bu krediyle işçimizin maaşını öderdik. Gelen kısıtlı parayla da zaruri olan ihtiyaçlarımızı karşılamak için ve Viranşehir'e hizmetin aksamaması için yapılan bir şeydi. Tabii bu muhalefet partisi tarafından reddedildi dün. Hiçbir gerekçe de sunulmadan, yani lehte ve aleyhte hiçbir gerekçeleri olmadığını söylediler. Hiçbir gerekçe sunmadan reddettiler ve bu Viranşehir'e hizmetin önünü tıkamaya çalışan bir zihniyetin eseridir. Bunlar biz Viranşehir'e hizmet etmeyelim, Viranşehir'de çalışan, belediyemizde çalışan işçimiz, memurumuz 3 ay ailesine ekmek aş götüremesin diye alınan kasıtlı, kötü maksatlı bir karardı bu. Evet. Peki siz bu süreçten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani gelirler elbette ki herkes tarafından biliniyor. Uzun bir zamandır kesintiler yaşandı. Evet. Bu korona süresince de daha fazla oldu. Yani işçinin maaşı veya Viranşehir'e hizmet etmek için
Herhangi bir yere başvuracak mısınız? Yani meclis kesinlikle, onaylamadı krediyi. Kesinlikle benim emekçim, işçim, memurum kesinlikle hiç kaygılanmasın. Gerekirse ben Ankara'dan bu süreçte çıkmam. Cumhurbaşkanımıza giderim, bütün bakanlıklara giderim. Ne şekilde olursa olsun hepsinin maaşını, ekmeğini, aşını evine götürmesine vesile olacağım, yardımcı olacağım. Ondan hiç kimse şüphe duymasın. Yani en azından işçi, emekçi insanlara da buradan onun sözünü vermiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani ben kardeşlerim yanındayım ve biz işçinin, emekçinin hakkını savunuyoruz diyen bir parti, ben işçinin maaşını ödemeyeyim diye bir meclis kararımı reddettiler. Ben saygı duyarım. O da demokratik bir yaklaşım tabii ki, kesinlikle. Bir şey daha dokunmak istiyorum. Bugün kendi sosyal medya hesaplarından Burk Kredi'yi işte yapılan yolsuzluk ve yolsuzluklardan dolayı duyduk, Viranşehir'de belediyede yolsuzluk ve rant peşinde olan... Bu krediyi peki Sayın Başkanım alıp herhangi bir yerde harcayabiliyor musunuz? Yani gelişi güzel bu parayı harcayabiliyor musunuz? Hayır, bu krediyi maaş için çekiyoruz. Nasıl bir ev alıyorsanız sadece konut kredisini ev almakta kullanabiliyorsunuz. Hı-hı. Araç taşıt kredisini araç almakta kullanabiliyorsunuz. Bu da sadece işçi ve memur maaşını ödemek için çekiyorsunuz ve bunu ancak böyle ödeyebiliyorsunuz. Bugün işte malum parti kendi sosyal hesabından Viranşehir'de işte belli rant ve yolsuzluklardan dolayı biz bunu kabul etmedik demişler. Bizim alnımız açık. Biz buradan Cumhuriyet Başsavcılığına da zaten bugün ben suç duyurusunda bulundum. Cumhuriyet Başsavcılarımız var, müfettişlerimiz var. Hepsini de göreve çağırıyorum. Varsa bir yolsuzluğumuz gelsinler baş tacı, biz buradayız. Ama yoksa ben bunun peşini bırakmayacağım. Çamur at, izi kalsın, muhalefet şeyi bitti artık. Siyaseti. Bilsinler ki Viranşehir'de artık siyaset temiz yapılıyor, duru yapılıyor, şeffaf yapılıyor. Ve biz buradayız elhamdülillah. Varsa şüphesi olan gelsin, biz herkese hesap vermeye hazırız. Viranşehir'de halkım da bunu çok iyi bilsin. Ve teşekkür ediyoruz Sayın Belediye Başkanımıza. Sevgili izleyenler, ana haber bülteni devam ediyor. Konuğumuz Viranşehir Belediye Başkanı Sayın Salih Ekinci'ydi. Devam edelim. Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza dün Akçakale Şanlıurfa Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri belirlenemeyen 33AS08 plakalı otomobil ile 01UA08 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan, Murat T. ve Şerif Turgut yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Şerif Turgut hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam edilen 15 yaşındaki Murat Turgut da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da başlatılan projeler ile 7'den 70'e her kesimin takdirini toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'da bir ilk olan Yeşil Koridor projesini hayata geçiriyor. Şanlıurfa'yı hak ettiği yere taşımak için yenilikçi projeler başlatarak kaynak noktasında hibeler ve destekler alan Büyükşehir Belediyesi, ilk toplanma merkezi olarak bilinen Eski Halk Pazarı kavşağında yapımı tamamlanan TOKİ'ye ait iş merkezi bahçesinde uygulanacak olan kentin en uzun Yeşil Koridor projesi hayata geçirilecek. Şanlıurfa'da bir ilk olan Yeşil Koridor projesi, pilot bölge olarak Novada Park, 11 Nisan Kurtuluş Camisi ve Şanlıurfa Valiliği arasında geçiş koridoru olan 250 metrelik alanda uygulanacak. İçerisinde bitki takları, ağaçlar, çeşmeler, oturma bankları, kendinden ışıklı zemin kaplamaları ve çim derzli yol yer alacak. Şanlıurfa'da balık avlamaya çalışırken sulama kanalına düşen bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan mahallesinde yaşandı.
Sulama kanalında balık tutmaya çalışan İhsan Çalışır dengesini kaybederek suya düştü. Çalışır'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü sualtı dalgıç polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri kanalda arama çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sudan çıkarılan Çalışır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Halilye Belediyesi 1 Haziran itibariyle girilen normalleşme sürecinde COVID-19 salgını ile mücadeleyi aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Ekipler son olarak İpek Yol ve Ahmet Erseven mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Halilye Belediyesi koronavirüs salgınından koruma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ediyor. Bir Haziran itibariyle tüm Türkiye'de başlayan normalleşme süreci Halilye'de uygulanmaya başladı. Halilye Belediyesi'de normalleşme sürecinde alınması gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi için faaliyetlerine son sürat devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmıyor. Salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan ekipler ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak İpek Yol ve Ahmet Erseven mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü salgınla birlikte başlatılan köpüklü suyla yıkama ve dezenfekte çalışmalarının normalleşme sürecinde de ilçe genelinde dönüşümlü olarak devam edileceğini bildirdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde özveriyle çalışan esnafları belediye meclis üyeleriyle birlikte ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Her daim halkın içinde yer alan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde özveriyle çalışan esnafları belediye meclis üyeleriyle birlikte ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Feyyaz Soylu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi. Sürekli vatandaşımızın arasında ve yanında olmaya gayret ediyoruz. Esnafımızın, vatandaşlarımızın beklenti, ihtiyaç ve sorunlarını birinci ağızdan öğrenmek amacıyla çarşı merkezinde İstasyon Caddesi'nde belediye meclis üyelerimiz ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Kontrollü sosyal hayatın başladığı bu yeni dönemde aylar sonra iş yerlerini açan esnafımızı hayırlı ve bol kazançlar diliyorum dedi. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında en çok etkilenen kesim olan esnafın yanında olduklarının altını çizen Başkan Soylu, ticari aktivite açısından ilçemizin göz bebeği olan esnafımızın daima yanındayız. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu bakımdan Ceylanpınar Belediyesi olarak daima esnafımızın yanındayız. Belediye olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız ifadelerini kullandı. Esnaf ziyaretleri kapsamında sosyal mesafe kurallarını hatırlatmayı da ihmal etmeyen Başkan Soylu, maske kullanımı ve hijyen konusunda da dikkatli davranılması gerektiğini dile getirdi. O zaman geç, hadi bir kahve yapalım. Allah razı olsun. Bir çay ikram edelim, bir tur atalım. Soğuk bir şeyler gidelim. Kendine has coğrafi özellikleriyle dünyada sadece yörede yetişen karagül bitkisine ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yok olmaktan kurtarılan yeşil gülün daha fazla üretilip tanıtılması için çalışma başlatıldı. Kislov Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında Sakin Şehir Ağı'na dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor.
Yılın her döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği ilçe, kendine has coğrafi özellikleriyle dünyada sadece yörede yetişen endemik gül çeşitlerine de ev sahipliği yapıyor. Kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagülü ile bilinen ilçede, yine karagül gibi sadece bölgede yetişen yeşil gül de dikkat çekiyor. Birecik Barajı'nın suyunun yükselmesiyle neredeyse yok olan Yeşilgül, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla birkaç daldan çoğaltılarak yeniden kente kazandırıldı. Müdürlük tarafından kurulan serada karagüllerle birlikte çoğaltılmasına başlayan Yeşilgül, turizme ve ekonomiye değer katacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, Yeşilgül'ün yok olmaması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Yeşilgül'ü saklı kentin saklı gülü olarak nitelendirdiklerini anlatan Çakmaklı, hazırladıkları projelerle çiçeğin pazarlanmasını da sağlayacaklarını ifade etti. Yeşilgül'ü de şöyle tanımlamak lazım. Saklı kentin saklı gülü. Yeşilgül yok olmaya yüz tutmuş bir çeşit. Sağ olsunlar arkadaşlarımız bunu tespit etmişler. Ve bu zaman süreci içerisinde de çoğaltmaya yönelik çalışmalarımızı başlattık. İnşallah Yeşilgül'ün çoğaltma işlemleri oluşturacağımız, planladığımız projelerle yine Halfeti ilçemizde istisnai bir gül çeşidi olan Yeşilgül olarak çoğaltma ve bunun pazarlanmasına yönelik ve ekonomik olarak da kazanç sağlanmasına yönelik önemli bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili planlamalarımız var. Tabii Yeşilgül Karagül'e benzer vejetatif dönemde yine yetişmekte, 6-7 haftalık bir dönemde. Benzer özellikler taşıyor, rengi daha berrak ve yeşil elma rengini andırıyor. Tabii kışın, kış soğuğunda daha bronzlaşan bir renk halini alıyor. Ve bu gülün de Halfeti ilçemiz için çok önemli bir gül olduğunu düşünüyorum, bir çeşit olduğunu. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ilçe merkezinde devam eden yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Merkez ve kırsal mahallelerde mevsim şartlarından dolayı hasar gördüğü tespit edilen yolların bakım ve onarım çalışmalarını yürüten Hilvan Belediyesi ekipleri Karacurum Mahallesi Mezarlık yolunda üst yapı yol çalışmalarına başladı. Yapılan yol iyileştirme çalışmalarıyla yeni bir görünüm kazanan mezarlık yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklamalarda bulunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, 2020 çalışma programı kapsamında yol genişletme, yeni yol açma, bakım ve onarım çalışmalarımız ilçenin dört bir tarafında devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz Karacurum Mahallesi Mezarlık yolunda deforme olmuş tespit edilen yolları kilitli parke taşı ile döşeme çalışması başlattı. Yapılan üst yapı yol çalışmaları ile ilçe halkımız daha güvenli ve daha akıcı ulaşım sağlayabileceği gibi gönül rahatlığıyla mezarlık ziyaretlerinde de bulunabilecek ifadelerine yer verdi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko terör operasyonunda 2.452.500 kök Hint keneviri, 235 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi bu yılın ilk 6 ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar oldu. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko terör operasyonunda 2.452.500 kök Hint keneviri, 235 kilogram esrar ile geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ilçesinin Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Yusuf Kolay operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Operasyonda arazide çalılar arasında gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 235 kilogram esrar ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452.500 kök Hint keneviri, likit esrar yapımında kullanılan 864 çakmak gazı, kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2580 metre uzunluğundaki su borusu, su motoru, esrar elemekte kullanılan elek ve 300 metre bakır tel ele geçirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi bu yılın ilk ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olup uyuşturucu maddeyi kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir denildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiği bildirildi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Batman İl Jandarma Komutanlığı'nca böylece terör örgütüne ait silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi üzerine Kozluk ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda kayalıkların altına saklanmış çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor. Siverek Belediyesi'nce koronavirüs ile ilgili son günlerde yaşanan umut verici gelişmeler üzerine çalışmaları hızlandırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kamu kurumlarında uygulanan önlemlerin normalleşme süreciyle esnetilmesinin ardından Siverek Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yanı sıra sahada aktif görev alan birimler rutin çalışmalarına döndü. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlarda çim biçme, ağaç budama ve genel temizlik çalışmaları hız kazanırken parklar yeniden halkın hizmetine hazırlanıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan olumlu gelişmeler üzerine çalışmaların hız kazandığı belirtildi. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı dönemde zorunlu ve rutin çalışmaların aksatılmadığını belirtildiği açıklamada yaşanan umut verici gelişmeler üzerine ekiplerimiz tam kadro sahada çalışmalarına yeniden başlamıştır. Birimlerimiz eş zamanlı olarak rutin hizmetlerine dönmüştür denildi. Yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sağlık Bakanlığımızca zamanında alınan tedbirlerin uygulanması sonucu yaşanan olumlu gelişmeler halkımızda rehavete sebep olmamalıdır. Yetkililerce açıklanan tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesi gerekmektedir. Ve 1 Haziran'la birlikte normalleşme süreci başladı. Az önce de Halfeti'den bahsetmiştik. Tıpkı Halfeti gibi Siverek'te de doğa harikaları var. Takaron Vadisi, işte Siverek'te bulunan Takaron Vadisi de yaz sezonunu açtı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan eşsiz manzarası, kanyonları, piknik ve kamp alanlarıyla saklı cennet olarak bilinen Takaron Vadisi, 1 Haziran'da yasakların kalkmasıyla ziyaretçilere açıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların ekonomisine de büyük katkısı bulunan vadiye gelen ziyaretçiler, tekne turu yaparak vadinin eşsiz manzarasını görme şansı yakaladı. Doğa ve su sporları tutkunları için de büyük olanakların bulunduğu Takaron Vadisi'nde yer alan kanyonlarda ziyaretçiler geceleri çadır kurarak kamp da yapıyor. Takaron Vadisi yaz sezonu açılışı ilçenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla kurulan Fırat Gezginler Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Fırat Gezginler Kulübü davetlileri olarak vadiye gelen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bir grup doktor ve akademisyen, vadide bulunan Şelale Kanyonu'nda kamp kurarak halay çekti, gönüllerince eğlendi. Kanyonlarda tur atan ziyaretçiler güvenlik önlemlerini alarak yüzdü. Şelale Kanyonu'nda çadır kurup gece de kalan ziyaretçiler Takaron Vadisi'ne hayran kaldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü Devteşti Mahallesi Açık Su Caddesi üzerinde bulunan Kına İsale Hattı'nda
meydana gelen ani su arızasını ekiplerin özverili çalışmasıyla çözdü. Şanlıurfa'da altyapı hizmetleri anlamında 7/24 sürekli sahada kalıcı çözümler üreterek kendini gösteren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde kesintisiz içme suyu temini, kanalizasyon hat döşeme ve bakım ile onarım gibi faaliyetlerin yanı sıra içme suyu arızalarında da müdahale edilerek kente hizmet etmeye devam ediliyor. Devteşti Mahallesi Açık Su Caddesi üzerinde bulunan Kına İshali hattında meydana gelen ani su arızasını çözmek için gece başlayan çalışmaları bizzat yerinde personeller ile birlikte çalışmaya başta ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uslu ile ilgili daire başkanlıkları ve teknik ekip takip etti. İçme suyu hattındaki sorunun çözümü için geceden başlayan çalışmaları ekipler hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu. Arıza sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şebekelere kısa sürede sular verilmeye başlandı. Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan halı sahalar normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başladı. Tüm Türkiye'de 16 Mart tarihinden koronavirüs önlemleri kapsamında halı sahalar kapatılmıştı. 1 Haziran normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başlayan halı sahalarda yüzler gülmeye başladı. Futbol severler özlem duydukları halı sahalara dönerek top koşturdu. Türkiye yaklaşık 3 aydır korona sürecinden dolayı eve kapanmış bulunmaktaydık. Biz de sabırsızlıkla bu anı bekliyorduk. Yasakların kalktığı ilk gün biz de kendimizi halı sahaya attık. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. İyi bir başlangıç olsun diliyorum. Ve bu haberle birlikte ana haber bültenini de noktalıyoruz. Bir sonraki bültende gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek mutlu akşamlar, umutlu yarınlar. Thank you.